İsraillisin ve İsrail'le yıllardır... İsrail doğumlu. İsrail doğumlusun. Yani orayı çok iyi biliyorsun. Evet. Ben mesela en böyle kritik anlarda bile şunu söylemişimdir. Radyodaki programlarımda dinleyicilerim şahit. Hiçbir zaman İsrail düşmanlığı yapmadım. İsrail'de yaşananların halkla ilgisi olmadığını, bunun tamamen yönetim tarafından tercih edildiğini, halkın başka bir dünyada olabileceğini, sadece halka bu yapılanlara karşı Filistin'le ilgili evet. tepkisiz kalmalarından dolayı biraz bozulduğumu söylemiştim. Şunu öğrenmek istiyorum senden. Sen İsrail'de yaşıyorsun, biliyorsun. Evet. İsrail'de Türk sanatçılara karşı çok büyük bir ilgi var. İnanılmaz. Türk dizilerine karşı, Türkiye'den yayınlanan dizilere karşı inanılmaz bir ilgi var. Eğer İsrailliler Türk dizilerini izliyorlarsa, Türk sanatçılarını dinliyorlarsa, hayranlarsa, o zaman Türkiye'yi seviyor bunlar, Türkleri seviyor. Her zaman, yani 90'lı yıllarda en büyük turist akımı İsrail'den oluyor. Seviyorlar yani bizi. Çok seviyorlar. Hatta bunca gerileme rağmen seviyorlar. Tabii ki seviyorlar. Yani o ayrı, bu neye ayrı. Neye dayandırıyorsun? Yani İsrail halkı, ben yönetimden bahsetmiyorum. Evet, evet. İsrail halkının Türkiye'ye bakışı nedir sence? Şöyle, bizim bugünden değil, ta Osmanlı döneminden var olan bir bağ var. Halktan bahsediyoruz. Bakın yanlış anlaşılmasın. Yönetimlerden bahsetmiyoruz. İsrail yöneten siyasetçilerden bahsetmiyoruz. İsrail devletinden bahsetmiyoruz. İsrail halkından bahsediyoruz. Evet, evet. Ondan sonra İkinci Dünya Savaşı'ndaki büyük önderimiz Atatürk'ümüzün buradaki Musevilere sahip çıkması. Bizim bir günlük bir ilişkimiz yok. İnanılmaz büyük bir tarih var. Bunun asla önüne kimse geçemez. Bu arada fanatik Müslüman düşmanları da var. Bütün dünyada fanatik. Var. Burada her da. Fanatizm burada da, dünyanın her yerinde burada kötü. Burada da, yani Türkiye'de de fanatik Hristiyan düşmanları var. Fanatik, hep fanatikler zaten problemlidir. Avrupa'da da böyle, evet. Her yerde böyle. Fanatizm her yerde. Ama genel halk, evet. Halkın geneli Türkiye düşmanı değil. Asla. Türkleri öyle bir şey seviyorlar. Yok. Türk müziğini izliyorlar. Türk müziğini seviyorlar. Kültürümüze çok yakın, birbirine çok yakın bir iki millet. Evet. Ben her zaman bu yönetimdeki olan bazı kopuklukları aile içi şeye bağlıyorum. Kavgalara bakıyorum. Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Aynı ailenin büyükleri işte küskünlükler oluyor, dargınlıklar oluyor. 30 yıl görüşmeyen kardeşler var. Ha kaldı evet, iki millet bugün, arasındaki. Cumhurbaşkanlığından bir açıklama yapıldı. 10 gün içinde kapatılan İsrail Büyükelçiliği karşılıklı olarak hem Türkiye'de hem İsrail'de açılacak. Yeniden. Bu da önemli bir adım. Çok güzel. Çünkü gerilim istemiyoruz. Asla hiçbir konuda. Güzel bir söz var. Kavganın kazananı olmaz. Doğru. Barışın kaybedeni olmaz. Çok kavganın güzel. Kazananı, barışın kaybedeni olmaz.